Merhaba, ismim Serkan Özdemir. Enduro ve rally alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsilen yarışıyorum. 2006 yılında ilk Türkiye Enduro şampiyonu olarak spor hayatına başladım. Daha sonrasında 6 yıl üst üste Türkiye Enduro şampiyonluğunu elde ettim. 3 yılda genel klasman şampiyonu oldum. Gene Türkiye'de ilk kez düzenlenen Akdeniz Enduro Şampiyonası'nı genel klasman birincisi olarak tamamladım. 2012 yılında rally'e adım attım. Rally'de Transanatolia Rally'de ilk kez 2012'de yarıştım. O alanda da 450 cc ve üzeri grupta birinciliğim var. Ve daha sonra gene rally alanında Dünya Cross Country Rally Şampiyonası İtalya ve son olarak da Dakar'da Türkiye'yi temsilen yarıştım ve bu zorlu mücadelede 9600 kilometrelik 3 ülke geçtiğimiz ve 14 gün süren bu zorlu mücadelede Ay Yıldızı Bayrağı finish podyumuna getirerek iyi bir başarı imza attık. Motosiklete 13 yaşında başladım. Annem özellikle çok heyecanlıydı. Bizim motosiklete binmemizi çok istiyordu. Genelde ailelerde anneler çok istemez ama bizde tam tersiydi. Abimle beraber motosikleti kullandığımız zaman, hatta ilk motosikleti alırken annem bileziğini satarak motosiklet aldı bize. Babamı küçük yaşta kaybettiğimiz için babamın bu alanda yani çok fazla motosiklet hayatına giriş anında etkisi ya da şey olmadı. Ancak ilk motosikleti aldığımızda, hatta yarışa başladığında zaman annem ikinci motosikleti ne zaman alacağımı sordu bana. Yani o anlamda gerek annemin, gerekse abimin, gerekse şu anda eşimin çok ciddi desteğini alıyorum. Süper 51 ile başladık çok küçük yaşta hobi kullanıcısı olarak. Daha sonra Misk marka, Rus yapımı bir 125 cc'lik motosikletim vardı. 14-15 yaşlarında. Daha sonra İtalyan bir tane Gilera Freestyle 125 cc'lik bir motosikletim oldu. Ve daha sonrasında diğer motosikletler olarak devam etti. İlk yarış hayatına başlamış olduğum motosikletim de Yamaha VR450 idi. KTM 450 XC şu anda yarıştığım motosiklet. Yarış alanında en çok keyif aldığım motosiklet. Motocross alanında SXF 250, seyahat ve gezi yaptığım motosikletimde KTM 1050 Adventure, çok keyifli bir motosiklet diyebilirim. Yurt içinde hemen hemen 12 yıl içerisinde birçok noktada yarıştım. Yurt dışında da Yunanistan'da Uluslararası International Six Days Enduro yarışında Türkiye'yi temsilen yarıştım. Ve bu alanda Türkiye'yi temsilen yarışan ilk sporculardanım. Daha sonra gene İtalya'da Dünya Cross Country Rally Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsilen yarıştım. Gene Dakar'da Arjantin, Bolivya, Şili o ülkelerde Türkiye'yi temsilen yarıştım. Yurt dışındaki yarıştığım yerler bunlar. Türkiye'de de birçok dediğim gibi Türkiye şampiyonalarının yapıldığı motocross ve enduro alanında birçok ilde yarıştım. Bu işin en üstü Dakar. Bu işin olimpiyat olarak bilinen bir yer. Şimdi Dakar'dan sonra hedef olarak aynı gene Dakar hedefliyorum ama bu sefer en az bir 3-4 yıl üst üste Dakar'da yarışmak ve her yarışta da çıtayı biraz daha yukarıya taşımak hedefindeyim. Yani seyahate çıkarken hazırlığımız biraz daha farklı ki ben seyahat eden arkadaşlara da imrenerek bu arada bakıyorum. Çünkü benim çok fazla gezi yapacak vaktim kalmıyor antrenmanlardan ve yarışlardan ve iş hayatından ve aileye ayırdığım vakitten. Ama ileride gezi planlarım da var motosikletle. Ama benim tabii gezi planım birazcık daha normal gezen arkadaşlardan farklı olarak gene arazi motosikletiyle ve tamamen sıra dışı rotalardan, araziden bir planım var. Yarışlarda daha çok yanımıza ne alıyoruz, olmazsa olmazımız ne derseniz bir listem var sürekli olarak. Bir 80-90 maddeden oluşan. O listeyi kontrol ediyoruz. O listeyle beraber yarışlara gidiyoruz. Tabii motosiklet için ayrı ekipmanlarımız var. Olmazsa olmazlar. Motorun bakımları için bazı ekipmanlarımız var. Bir de tabii gittiğimiz alanda kamp kuracaksak kamp ekipmanlarımız var. Hepsi de çok gerekli ekipmanlar. Yani şu olmazsa olmaz diyebileceğim bir durum yok. 2012 yılında ilk kez Dakar'a katılacağım
zaman Kemal Merkit'in bir daveti oldu ve Trans-Anatolia Rally'ye katılmamı istedi. O yıl Türkiye'de enduro alanında genel klasman birincisi olmuştum ve muhakkak rally'de olmam gerektiğini söyledi kendisi ve davette bulundu. İki gün kendisiyle yarış içerisinde çok güzel vakitler geçirdik. Ancak üçüncü günün startından sonra 36. 37. kilometrelerde yarış akarken Kemal Merkit'i yolun kenarında yerde yatarken gördüm. Hemen yanına gittim, nabzına baktım. Öldüğünü fark ettim ve bu gerçekten çok üzücüydü. Çünkü kendisi çöl kaplanı, lakaplı ve Türkiye'de rally alanında ve motosiklet alanında, spor alanında çok değerli bir isimdi. Ve kendisinin davetiyle gitmiş olduğum bir yarışta, kendisiyle yarıştığım, aynı takımda yarıştığım bir yarışta benden bir dakika önce geçirmiş olduğu bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi ve aynı zamanda Walter Welkamp, Hollandalı bir sporcuyla beraber ikisinin hayatını kaybetmesi benim için bu alanda unutulmayacak en acı anıydı. Ve kendisini ölümünün 4. yılında tekrardan şükranla ve sevgiyle anıyoruz. Ve Kemal Merkit'ten sonra Türk bayrağını Dakar'da taşıyıp ve finişe götürmek, o bayrağı orada dalgalandırmak benim için çok büyük bir gururdu, onurdu, şerefti. O olayda ralliyi ve motor sporlarını bırakıp bırakmamayla ilgili çok gidip geldim. Bir karar vermem gerekiyordu. Ya bırakacaktık ve artık Dakar'da o bayrak belki de bir daha hiç sallanmayacaktı ki, çünkü rallide yarışacak olan sporcuların o alana ve o kıvama gelmesi, o tecrübe edinmesi yıllar alıyor. Ben devam kararı aldım ve nitekim kendisine en büyük hediye olarak Dakar'ın madalyasını sunmuş olduğumu düşünüyorum. Yani her ikisi de keyifli. Tek de daha özgürsünüz. İki de biraz daha özgürsünüz. Çok olunca özgürlüğünüz daha da kısıtlanıyor. Ama dediğim gibi sürüş arkadaşları çok önemli. Ben hani bu soruya cevap olarak yine antrenmanlar için verebilirim. Ben antrenmanlara yıllarca yalnız gittim. Yalnız gitme sebebim de arkadaşlarım birçoğu işte oturalım, bir dinlenelim. İşte arada sigara içen bazı arkadaşlar bir sigara molası gibi molalardan çok sıkıldığım için, bir de belli bir tempoyu yakalamak istiyorsunuz, bir hedefiniz var. Yani 50. sırada olmayı hedefleyen bir insanla 1. sırada olmayı hedefleyen bir arkadaş aynı anda antrenmana çıkarsa o antrenman çok keyifli geçmiyor. Çünkü onun çok fazla bir hedefi yok. O sebepten dolayı ben yıllarca yalnız antrenman yaptım. Yalnız benim için iyiydi ama tabii riski de var. Çünkü başınıza bir hal gelirse size destek olacak ve yardımcı olacak birilerini bulamıyorsunuz maalesef. Ama kendi seviyenize yakın insanlarla sürüş yaparsanız, gerek yolda gerekse arazide antrenman yaparken en keyiflisi bu. Yani temponuzu yakalayabilecek birileriyle çıkmak her zaman için daha keyifli olabilir. Evet, Most grubu var. Muğla'da motosiklet topluluğu. O grupla bazen sürüş yapıyoruz. Bir Muğla'lı olarak, bir Fethiye'li olarak. Aynı zamanda kendileri o grup, MOS grubu, Enduro Akademi'nin de kurucularından. Çok sıcak ilişkilerimiz var. Sağ olsunlar Bahadır hocamız, Özcan arkadaşımız, Bahadır Uysal arkadaşımız. Hepsi çok iyi insanlar, çok yardımseverler. Ve birçok şeyi birlikte paylaşıyoruz. O sebepten dolayı onlarla birlikte sürüş yapmak keyifli. Gene Armağanak abim var. Onunla sürüş yapmak keyifli. Ya tabii her motosiklete binmek istiyorum. Mesela yarış alanında Yamaha ile yarıştım. Honda ile bir ara sürüş yaptım. Kawasaki'nin sponsorluğunda sürüş yaptım. KTM'in tüm modellerini kullandım işim gereği. Aynı zamanda Fethiye'de bir ekskluzif showroom'um var. KTM satışı da yapıyorum aynı zamanda. Aynı zamanda yarışçısıyım. Birçok motosikleti kullandım. Yani birazcık sport touring, birazcık chopper, onları da kullanmak isterim. Öncelikli olarak yarışmak isteyen arkadaşların bir kulüpten lisans çıkarması gerekiyor. Daha sonra o kulüpteki çıkarmış oldukları lisans federasyona tebliğ ediliyor. Tabii ki bu iş için bir tane motosiklete ihtiyaç var ve ekipmanlara ihtiyaç var. Ve en önemlisi bir eğitime ihtiyaç var. Eğitim alanında biz
Serkan Özdemir olarak ve ekip olarak Enduro Akademi oluşturduk. Şimdiye kadar elde etmiş olduğumuz bütün tecrübeleri, bilgi ve birikimleri akademi aracılığıyla yurt içinden ve yurt dışından gelen öğrencilere aktarıyoruz. Şu anda 6 aylık bir çalışmanın sonucunda iyi bir noktaya getirdik. Ve bu alanda da yarışmak isteyen motocross alanında, enduro alanında ve rally alanında yarışmak isteyen arkadaşlara başlangıç seviyesinden dünya şampiyonasında yarışacak olduğu seviyeye kadar eğitim verebiliyoruz. Eğitimi alarak ve aynı şekilde lisansını çıkartarak bu işe başlayabilirler. Motosiklet olmayanlar için de direkt bir motosiklet alma zorunlulukları da yok ilk başta. Biz eğitim alacak oldukları motosikleti de kendilerine sağlayabiliyoruz Enduro Akademi olarak.